Dağ sarımsağı, yabani sarımsak, ayı sarımsağı olarak bilinen, yöreye göre de değişen isimleriyle beyalav arkadaşlar. Yüzeyi parlak, kendince özgür yaprakları, küme halinde birbirine bitişik değiller arkadaşlar. Her bir yaprak ayrı özgür çıkmış durumda. Bakınız görüyorsunuz. Şöyle sarımsak kokusu var. Kalp damar hastalıkları için, kolesterol için, kanser, kalyum, mineraller bakımından çok zengin arkadaşlar. Vitamin bakımından da C vitamini, daha birçok hastalıklara karşı çok önemli bir özelliğe sahip. Bu ayı sarımsağı. Böyle topladım. Kökünü de göstereyim size. Çekerken kendinden geldi arkadaşlar. Böyle bakınız. Soğanı böyle. Bu sarımsaktır arkadaşlar. Ayı sarımsağıdır. Şöyle göstereyim tekrar. Çok şifalı bir bitkidir. Yani doğanın en zengin şifalı bitkilerinden biridir bu. İlacını yapıyorum. Tentürünü yapıyorum. Ekstraktını yapıyorum. Sonra tereyağlı, zeytinyağlı saklama programı yapıyorum. Onu da yapıyorum. Pestosunu yapıyorum. Tabii ki benim için en önemli olan ilacını yapmak, ekstraktını yapmak. Tansiyon için. Bu benim için çok önemli. Zeytinyağında saklamak, yemekleri, salataları atmak yerine ilacını yapmak daha etkili benim için. Daha iyi. Tabii ki onu da şimdi söyleyemiyorum size. Reklam olur diye kapatırlar, şey yapmasınlar diye diğer arkadaşlar da tanıtım yapmak isterler. Diğer programımda paylaşıyorum bunları. Sizlere ilaç yapmasını öğreteceğim arkadaşlar. Kimse paylaşmaz. Bitkiler evet faydalıdır ama böyle yendiği yemeklerde falan yenirse değil. İlacını yaparsanız faydalı olur. Onu da size öğretiyorum. Bilenler, kanalımı bilenler, bilmeyenlere söyleyebilir. Teşekkürler. Hoşçakalınız.